Esasında yanlış kullandığımız kavramlardan biri hayvanın kurban olduğunu düşünüyoruz. Kurban olan hayvan değil kurban olan insandır. Allah'a yaklaşmaz ki. Ayet orada gözümüzün içine bakıyor. Haç suresinin 37. ayeti onun kanı ve eti Allah'a ulaşmaz diye bakıyor gözümüzün önüne. Biz hala hayvana kurban olarak bakıyoruz. Hayvan kesilir, insan kurban olur. Nasıl kurban olur? İnsan Allah'a yaklaşır. Peki Allah'a yaklaşma sorunumuz mu var? Allah uzakta mı? Hayır Allah uzakta değil. Nerede? Şah damarımızdan daha yakın. Fakat biz Allah'a yakın mıyız? Allah bize yakın. Orada problem yok. Ama biz Allah'a yakın mıyız? Orada problem var. Onun için <laughs> onun için kurban olan insandır. Es salatu kurbanın diyordu Allah Resulü. Namaz kurbandır. Allah Allah. Namaz kurbandır. Namaz da kurbanmış. Sizi Allah'a yaklaştıran her şey kurbandır. Elhamdülillah. Bu anlamda kurbanımızı Allah'a yaklaştıran bir kurban olarak kullanalım. Buna dönüştürelim inşallah. İçini dolduralım. Canlandıralım. Diriltelim. Kurbanları diriltelim. Kurbanların dirilince nelere kadir olduğunu biz son yıllarda çok güzel örneklerini gördük.